Dostlar selamlar. Futbolda 2020-2021 sezonu sona erdi. Biz de bu içerikte Fenerbahçe'nin hem sezon başında hem de Ocak ayında kiralık gönderdiği oyunculardan nasıl verim aldığını gönderdiği takımların, oynama süresi bulup bulamadıklarını, hangi oyuncuların fark yaratacak performans sergilediğini, hangisinin vasat performansı aşamadıklarını sizlerle paylaşmak için bu içeriğimizi hazırlamaya karar verdik. Geçen sene de hazırlamıştık benzer bir video. Tabii ki ümitli olduğumuz genç oyuncular var. Hiç forma şansı bulamayan genç oyuncular var. Sizin de istatistiklerle beraber merak ettiğinizi biliyorum. İsterseniz hız kesmeden Fenerbahçe hangi oyuncuları kiralık yollamış, nereye yollamış, onlar bu takımda neler yapmışlar hep beraber bir göz atalım. İçeriğimize Mia Zajc'la başlayacağız. Bildiğiniz gibi 2019 Ocak ayında Fenerbahçe'ye gelmişti Zajc ve sene başında Genoa'ya kiralanmıştı. Aslında Genoa'da forma şansı buldu, düzenli oynadı ve opsiyonu da devreye sokarak bazı kaynaklara göre 3 milyon euro, bazı kaynaklara göre 3,5 milyon euro zorunlu opsiyonla beraber Genoa'ya transfer oldu. Ama Zajc transfer olmadan bu sezon nasıl istatistikler yaptı derseniz grafiğimiz sizler için gelsin karşılaştırmalı. Zajc'ın bu sene 32 maça çıktığını, 32 maçta 1 gol 3 asist yaptığını görüyoruz. Sizlerin Fenerbahçe'nin mevcut kadrosundaki oyuncularla karşılaştırabilmeniz adına Pelkas, İrfan Can ve Mesut Özil'in de Fenerbahçe'de çıktıkları maçlar ve edindikleri istatistiklerle karşılaştırmayı tabloyu sizler için hazırladık. Zajc %24 şut isabeti bulurken isabetli pasta Zajc'ın bu sezon %83 isabetli pasta oynadığını görüyoruz. Bu alanda Mesut Özil ve İrfan Can'ın Zajc'a karşı üstünlükleri mevcut. Kilit pas başarı oranında tabii ki Pelkas'ın tüm sezon oynamasının da etkisiyle beraraber 34 kilit pas denediğini ve 18'inde başarılı olduğunu görüyoruz. Mia Zajc ise tüm sezon 32 maçta 14 kilit pas deneyip 6'sında başarı sağlamış. İrfan Can'ın bu sayıya 12 maçta ulaştığını ve bu alanda çok daha başarılı olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. İkili mücadele kazanmada da Fenerbahçe'de fark yaratan ismin İrfan Can olduğunu, orta saha orijinli bir oyuncu olmasına verdiği katkıyla beraber görüyoruz. Pelkas'ın bu alanda ikinciliği mevcut. Zajc %37 ile bu dörtlü arasında 3. sırada. Mesut Özil'in %30 ikili mücadele kazanma yüzdesiyle beraber ondaki kondisyon eksikliğinin de ikinci devrede Fenerbahçe'de kağıda nasıl yansıdığını net bir şekilde görmüş oluyoruz aslında. Biz tabii ki Zajc'la Genoa kariyerinde başarılar diliyoruz. Zajc'tan sonra Fenerbahçe'nin iki kiralık forvetiyle devam edelim. Mihal Frey ve Allah Yar'la devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi Frey Belçika Ligi'ne kiralandı. Allah Yar Sayatmaneş ise Ukrayna'nın yolunu tuttu. İstanbulspor'da çok kötü bir kiralama periyodundan sonra Ukrayna'da kendini toparladığın haberleri sık sık sosyal medyada yer aldı Allah Yar'ın. Frey tarafında ise attığı gollerle sosyal medyada acaba Frey kalsa mı dedikodularını da sık sık gördük. İsterseniz onların da istatistik tablosunu ekranlara verelim. Bu ikiliyi Ener Valencia, Popisise, Mametyan ve Samatta ile beraber sizlere hazırladık. Ekibe baktığımızda en çok gol katkısını Frey'in verdiğini, 31 maçta 17 gol 4 asist yaptığını görüyoruz. Allah Yar'ın da 26 maç sonunda genellikle kanat forvetle oynadığını hesaba katarsak 6 gol ve 3 asistlik bir performans sergilediğini görüyoruz. Bu ekip arasından Fenerbahçe kadrosunda en öne çıkan isim Valencia oldu. 13 gol 5 asistle. Onu 8 gol 4 asistle Thiam izlerken Popisis'te 5 gol 3 asist ve Samatta da 6 gol 0 asistle Fenerbahçe taraftarını aslında büyük hayal kırıklığına uğrattılar. İsabetli şut tablosuna baktığımızda %62 ile Frey'in üstün olduğunu görüyoruz. Allah Yar %43'lük bir isabetli şut oranı yakaladı. Başarılı ikili mücadelelerde Frey %37 başarılı ikili mücadele oranı sağlarken Allah Yar %41 başarılı ikili mücadele kazandı. Ener Valencia ve Samatta'nın %44 ile tabloda üstün olduğunu söyleyebiliriz. Başarılı hava toplarında, hava hakimiyetinde ise Frey ve Allah Yar %43'lük başarı sergilediler. Fenerbahçe kadrosunda Valencia, Sisse ve Samatta resmen birbirlerinin aynı performans sergilemişler. %41'de kalmışlar. Başarılı dribling oranında Fenerbahçe'de en çok Samatta'nın %68'i dikkat çekiyor. Tabii ki kaç dribling yaptığı burada çok önemli. Dribling sayısının azlığı burada onu %68'e taşıdı ama onun yerine daha çok dribling yapan, sezon başından beri daha çok kanatta da performans veren Valencia %56'da, Allah Yar %52'de kalmış. Yine Mihal Frey de %33'te tablonun en kötüsü olduğunu söyleyebiliriz dribling konusunda. Ve yarattıkları gol beklentisi. Frey 11 gol beklentisinden 17 gol yaratırken Allah Yar 5,5 gol beklentisinden 6 gol atmayı başarmış. Burada 12 gol beklentisinden 13 gol atan Valencia, 6 beklentiden 5 gol atan Sisse ve 10 gol beklentisinden 8 gol atan Thiam'ın yanında 8 gol beklentisi yaratıp 6 gol atan Samatta'yı da tabloda yer aldığını sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki farklı liglerde oynamasının mutlaka katkısı var.
Frey Belçika'da oynarken Samat da zamanında o ligin 30 küsür golle gol kralı olduğunda tekrar altını çizelim. Ama maksat Frey ve Allah yerine istatistiklerini verirken Fenerbahçe mevcut forvetlerin istatistiklerini de sizlerle bu videoda paylaşmak olduğu için hepsini grafiğe aldık ve sizlerle oyuncu istatistiklerini paylaşmak istedik. Zaten basında çıkan haberlere baktığımızda da Frey'in Fenerbahçe'ye geri dönme isteğini görüyoruz. Allah yarınsa Ukrayna'da taliplerinin çıktığı Zorya macerası sonrası yine Ukrayna'da özellikle Shakhtar Donetsk'te transfer dedikoduları dönüyor. Kariyerine devam edebileceğine dair hatta opsiyonun olduğuna dair haberler de şu an mevcut bir şekilde gözüküyor. Frey dönecek mi yoksa Belçika Ligi'ne de transfer haberleri var. Transfer mi yapacak? Yazın hep beraber göreceğiz Beveren sonrası kariyerinde. Çünkü kiralık gittiği takım küme düştü ve ya Fenerbahçe'ye dönecektir ya da tekrar bir kiralama seçeneği Frey için sahada olacaktır. Biz buradan Kopenhag'a kiralanan Zanka'ya geçelim. Zanka'nın istatistiklerinde şu an mevcut kadrodaki stoperler Tisserand, Serdar Aziz ve Zalai'nin istatistikleriyle sizlerle karşılaştırmak istedik. Zanka Kopenhag'da 27 maça çıkarken 1 gol 1 asistlik katkı verdi. Bu alanda tabii ki ligin ikinci yarısına gelen Zalai'nin 3 golü çok değerli. Yine Serdar Aziz 3 gol 1 asistlik katkı verdiler. İsabetli pasta ekip arasında Serdar Aziz'in %92'lik isabetli pasa dikkat çekiyor. Zanka bu alanda Danimarka'da %87'de kalmış. Başarılı top kazanma istatistiğinde Serdar Aziz ve Tisserand %75 ile liderliği paylaşıyorlar. Zanka ekibin arasında en son sırada kalmış %63 ile. Başarılı hava topu kazanmada ki Fenerbahçe'nin şu an en önemli eksikliğin hava topu kazanma olduğunu zaten söylüyoruz. Tisserand'ın buradaki eksikliği istatistik kağıdına net bir şekilde yansımış. Başarılı hava topu kazanmada %47'de kalmış Tisserand. Zanka Kopenhag'daki %73'lük performansıyla hem Zalai'den hem Serdar Aziz'den aslında kağıt üstüne daha iyi bir hava topu performansı sergilediğini bu sezon görebiliyoruz. İkili mücadele kazanma yüzdelerine de bakarsak Zanka %74, Tisserand burada da ekip arasında son sırada farkla kalmış %55 ile Serdar %70 ve Zalai'nin %65 ile ikili mücadele kazandığını görüyoruz savunmada. Yani Zanka Kopenhag'dan geri dönecektir. O da Kopenhag'da mutsuz olduğuna dair, Kopenhag'dan ayrılacağına dair haberler sık sık gördük. Zanka Fenerbahçe'de devam eder mi? Pek zannetmiyorum. Muhtemelen bir satış gerçekleşecektir. Ama bir sonraki durağı neresi olur? Maaşını da göze alırsak onu da hep beraber göreceğiz. Biz içeriğimize Berke ile devam edelim. Berke bildiğiniz gibi Westerlo'da düzenli bir kariyeri sonrası Fenerbahçe'ye geri dönecek. Kendi sosyal medya hesabından da açıkladı bunu. Fenerbahçe'ye geri dönüyorum diyerek Westerlo'ya veda etti güzel bir videoyla. Peki eldeki Altay ve Altay'ın sakatlığı sonrası Harun'un performansıyla bu sezonki Berke'nin performansını karşılaştırırsak da elimizde şöyle bir grafik oluşuyor. Berke'nin bu sezon 24 maça çıktığını ve 26 gol yediğini görüyoruz. 8 maçta kalesini gole kapadığını da bu sezon bahsetmemiz lazım. Aynı durum Altay'da 35 maçta 12 maçta kalesini gole kapamıştı. Harun ise oynadığı 8 maçta 9 gol yiyerek 2 maçta kalesini gole kapamıştı. Kurtarılan şutlarda Altay'ın liderliği var %76 ile. Harun %73, Berke %71 şut kurtardığını söylemek lazım. Ki Belçika 2. liginin çok da açık savunmalara karşı oynadığını ve daha skor anlamında yüksek skorların çıktığı bir lig olduğunda bunun altını çizmemiz gerekiyor. Yani istatistik yanına bakıp karar vermemek, liglerin ayrımını iyi yapmak bu noktada çok önemli bir yere sahip olduğunu tekrar hatırlatırız. Yakın mesafe kurtarışlarında Harun'un 8 maç sonunda tutturduğu istatistik dikkat çekici. %80 yakın mesafe şutlarını kurtardığını görüyoruz Harun'un. Zaten geri kalanında da penaltı yaptırıyor. Penaltıyla savuşturuyor. Bununla beraber belki bu açıdan eksik kaldığını, %52'de kaldığını görüyoruz. Orta mesafe şutlarında ise yavaş yavaş şutlar dışarı döndükçe Harun'un istatistiklerindeki düşmeyi görüyorsunuz. %71 Berke ve Altay'ın eşitliği var. Uzak mesafe şutlarında ise belki %96 başarı sağlarken Altay %92, Harun ise uzaktan şutlarda %83'e indirdi. Kurtarılan uzak mesafe şut yüzdesini. Berke sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönecektir. Harun Tekin'in de sözleşmesini bittiğini düşünürsek Altay'la beraber forma rekabetine mi girecek yoksa bir senelik sözleşmesi kaldı, sözleşme uzatılıp yeniden mi kiralanacak, onun mutlaka muhakemesi yeniden yapılacaktır diye düşünüyorum. Biz tabii ki bu içerikte forma şansı daha sık bulanlara ayrı grafikler düzenledik. Biri de maalesef Fenerbahçe'den kiralandıktan sonra forma şansı bulamayan, az bulan oyuncular oldu tabii ki. Alt liglerde forma şansı bulanlar oldu. Bunları da mutlaka sizlere bahsetmem gerekiyor. İlk örneği bunların Nabil Dirar. Nabil Dirar'a baktığımızda Kulüp Brüj Belçika Ligi'nde şampiyon olurken Dirar toplam 5 maçta 205 dakika şans bulabildi. Ve Avrupa Ligi son 32 turunda da 2 Dinamo Kiev maçında da 11 başlamasına rağmen ligde sadece 2 maçta 25 dakika süre alabildi Kulüp Brüj şampiyonluğu oynarken Nabil Dirar. Ve aldığı sürelerde de Brüj antrenörü Rik Demil onu sağ açık olarak değerlendirdi. Fenerbahçe şimdi Dirar geri dönecektir. Kulüp Brüj takımla devam etmeyeceğini söyledi. Muhtemelen ya sözleşme feshedilecektir ya yeniden bir kiralama hamlesi gelecektir.
Ama bakalım Dirar Ocak'ta katıldığı kulüp görüş kariyerinde çok çok forma şansı bulamadığını söylesek hata yapmış olmayız tabii ki. Oradan Oğuz Kağan Güçtekin'e geçelim. Oğuz Kağan Güçtekin Konyaspor rotasyonunda çoğu yedekten oyuna girerek 20 Süper Lig maçına çıktı. Toplam 749 dakika süre aldı. Aldığı sürelerde de %88 pas isabetiyle oynarken savunmada %41 başarılı ikili mücadele kazandı ve %44 top kazanma ile oynadı. O da Konyaspor'dan geri dönecek. Onun rotasyondan ziyade daha ilk 11'e yerleşebileceği bir takımda forma şansı bulması seneye için ve onun kariyeri için çok daha iyi olacak gibi duruyor. Fenerbahçe'de şu anki formuyla forma şansı bulması zorlaşacaktır. Ama seneye tam sezon oynayabileceği bir sezondan sonra Oğuz Kağan'ı değerlendirmek Fenerbahçe tarafında çok daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Oradan İsmail Yüksel'e geleceğim çünkü Balıkesir Spor'la ligin ilk yarısında oynayabileceği 13 maçın 11'inde oynayan ve sahaya genellikle ilk 11'de çıkan bir isimdi İsmail Yüksek. Ama ligin ikinci yarısında Adana Demirspor'a kiralandı. Burada kadroya girmekte zorlandı çünkü Adana Demirspor'un da bir şampiyonluk yürüyüşü vardı. Burada daha garanti isimlere gittiler, daha risksiz hamleler yaptı özellikle Samet Aybaba döneminde Adana Demirspor. Ve lig yükselirken İsmail sadece 182 dakika süre alabildi Adana Demirspor kariyerinde. Yani Süper Lig'de yükselmeye oynayan bir takımdan ziyade Balıkesir'de devam etseydi çok daha iyi mi olurdu İsmail Yüksek için, kariyeri için? Tabii ki burası tartışılır ama o da önümüzdeki sezon sanki bir sezonda kiralık gidecek oyuncular arasında gözüküyor şimdilik. Buradan Barış Alıcı'ya gelmek lazım. Westerlo'daki diğer oyuncumuz Berke ile beraber kiralık dönemini geçirdi. Ligin ikinci yarısı rotasyon içinde forma şansı bulmaya başladı. Ligin ilk yarısında forma şansı bulamadı Barış Alıcı. Sezonu 16 maçta attığı bir gol ve yaptığı bir asistle tamamladı. %29 isabetli şut. Hücumda ise %37 başarılı ikili mücadele ve %52 başarılı dribling istatistikleri yaptı. Ama skora yansıtma konusunda pek başarılı olamadı Barış. Oysa yani savunma anlamında da daha parantez içinde sık olmayan savunmaların olduğu birlikte beklenen performans çok daha farklıydı Barış Alıcı'dan. Şimdi o da Fenerbahçe'ye geri dönecek gözüküyor 30 Haziran itibariyle. Ve Barış Alıcı'nın tekrar Westerlo'ya mı yoksa Süper Lig'den bir kulübe mi kiralanacağını hep beraber göreceğiz. Daha önce Rize Spor'a da kiralanmıştı. Orada da forma şansı bulamamıştı. Barış için de daha düzenli oynayacağı ve katkı verebileceği bir sezon gelecekse çok daha onun için iyi olacaktır. Onun da oynaması, tekrardan Altın Ordu yıllarındaki gibi skora katkı verip fark yaratması için artık son şansları olduğunu söylememiz gerekiyor. Oradan bir başka hayal kırıklığına geleceğim, Murat Sağlam'a. Murat Sağlam Süper Lig'de sadece 2 dakika oynayabildi Rize Spor formasıyla. Onun açısından maalesef bomboş bir sezon geçerken kupada 2 maçta da 134 dakika oynadı ama onun için tamamıyla boş bir sene geride kalıyor. O yüzden fazla bir söz, fazla bir istatistik paylaşmaya maalesef gerek olmayacak Murat Sağlam için. Oradan oynayan bir oyuncuya geçelim. Muhammed Gümüşkaya'ya geçelim. Muhammed Gümüşkaya 20 yaşında solak gencimiz. 20'si lig olmak üzere 22 maçta süre buldu bu sene ve 4 gol attı. Genellikle merkez orta saha 8 gibi oynadı ama attığı 4 golü de 10 numaraya geçtiği maçlarda kaydetti. Burada %80 isabetli pas ve süre aldığı maçlarda 11 isabetli 15 kilit pas üretmesi Muhammed açısından hanesine artı yazan özelliklerdi. İkili mücadele kazanması genç oyuncuların sıkıntılıdır. Daha düşük yüzdeleri vardır. Muhammed Porto'da birincilik gibi fiziksel gücün ön planda olduğu birlikte %47 başarılı ikili mücadele kazanması ve özellikle dribling anlamında da %63 başarılı dribling yapması da onun hanesine bir başka yazan artılar oldu. Muhammed Gümüşkaya Bolu'da devam edebilir. Belki bir aşama atlar, Süper Lig'de bir kulübe kiralık gidebilir ama Fenerbahçe'nin kiralık oyuncuları arasında bir seneyi daha verimli geçirenler arasında yazacaktır mutlaka Muhammed'in durumu. Tabii oradan Süper Lig'e kiralanan başka bir gence gelelim. Sevgili Serhat Ahmetoğlu'na gelelim. O da bu Ocak ayında 1,5 yıllığına Karagümrük'e kiralandı. Ve 19 yaşındaki Serhat 8 lig maçında ikinci yarıda forma şansı buldu. Hatta ligin son haftasında oynanan Denizlispor maçında da ilk asistini yaptı ki o da yüzümüzü güldürdü Fenerbahçe taraftarı olarak. Onun açısından hem sağ bekte hem sol bekte oynayabilmesi bence en önemli avantajı Serhat'ın. Zaten Farioli de onu sık sık iki farklı yerde de deneyeceğini bizlere gösterdi. Bununla birlikte aldığı sürelerde %89 pas isabeti, %44 savunmada ikili mücadele kazanma ve %41 top kazanma ile gelecek adına istatistiksel anlamda da ümit verdiğini söyleyebiliriz 19 yaşındaki genç oyuncunun. Şimdi önümüzdeki sezon da Karagümrük'te olacak ve Serhat'ın oradaki varlığı da yaşlanan bek rotasyonu düşünüldüğünde Fenerbahçe taraftarının bir gözünün Karagümrük'te olacağı anlamına gelecektir diye düşünüyorum. Oradan bir diğer Barış'a, Barış Sungur'a gelelim. Barış Sungur bildiğiniz gibi sene başında Buca Spor'dan alınmıştı ve bu sezon Muğla Spor'da çoğu sonradan oyuna girerek 18'lik 4 kupa maçında şans buldu. 18'lik maçında maalesef skor üretemedi Barış. Ama kupada tek golünde ilk maçta Kızılca Bölü'ye karşı kaydetti. Yine aynı takıma Ocak ayında kiralanan genç stoper Gürkan Başkan da ligin ikinci yarısında 9'u ilk 11 olmak üzere 10 maçta forma giyerken Muğla Spor 3. lig 4. grubu sonuncu bitirip küme düştü. Bu da ikisinin de geri döneceği anlamına geliyor.
Barış forma şansı bulmasına rağmen bir forvet oyuncusu olarak bir golle dönmesi, onu da kupada ilk turda atabilmesi hanesine mutlaka eksi yazacaktır. Ama Gürkan Başkan'ın stoper hattında forma şansı bulması, oynayabiliyor olması bence önemliydi. Onlar da tekrardan alt lig kulüplerinde kiralık olarak piyasaya sürülecek oyuncular olacaktır muhtemelen. Oradan Gülhan'a gelelim, Gülhan Üreyen'e. Gülhan da yarı devrede kiralanan oyuncularımızdan, genç yeteneklerimizden biri. Yarı devrede ikincilik beyaz grup ekiplerinden İnegöl Spor'a, o da 1,5 yıllığına yine kiralandı. Ve rotasyonda 11 maçta forma şansı buldu. Bir gol bir asistle sezonu bitirdi. Oradan yine Melih Bostan'a gelelim ve içeriğimizi bitirelim. Melih Bostan da bildiğiniz gibi genç yaş kategorisinde Fenerbahçe'nin en çok gelecek vaat eden isimlerinden biriydi. Ocak ayında 6 aylığına kiralandı. O 1,5 yıllığına değil diğer arkadaşları gibi. İkincilik kırmızı gruba kiralandı. Serik Belediyespor'a. O da forma şansı bulmakta zorlandı yine. Ve sadece 202 dakika süre alabildiğini görebiliyoruz. Tek golünde son hafta küme düşen Mamak'a karşı kaydetmiş o da. O da Fenerbahçe'ye geri dönecek. Bu noktada Fenerbahçe'nin kiralık oyuncu politikasına da bir iki cümle kurmam gerektiğini düşünüyorum. Yani Allah Yar İstanbulspor örneği gibi özellikle ülke içine kiraladığı bazı kulüplerden Fenerbahçeli genç oyuncuların oynatılmadığını, verim alamadığını yine net bir şekilde görüyoruz. En basit örneği Murat Sağlam'ın Rizespor'dan ziyade oynayabileceği bir alt lig ekibine mi kiralansaydı? Yine Melih Bostan, Gülhan Üreyen gibi isimler rotasyon veya dar süre alacakları maçlar yerine daha net oynayabilecekleri kulüplere mi kiralansaydı çok daha iyi olurdu onların açısından bilmiyorum. Ama yine mesela Serhat Ahmetoğlu'nun aldığı Karagümrük'teki süre, Muhammed'in Bolu Spor'da aldığı süre Fenerbahçe adına göz dolduruyor, gelecek adına ümitlendiriyor. Bu oyuncular belki üst düzey oyuncu olurlar, belki ortalama oyuncu olurlar ama Fenerbahçe'nin gelecekte altyapıdan yetişmiş oyuncu kontenjanına da artık oyuncu yetiştirmesi gerekiyor. Ve tabii bunların yanında Berke gibi isimler var. Gelse forma şansı bulabilecek. Yine büyük ümitlerle kiralayıp verim alınamayan Barış Alıcı gibi isimler var. Frey'in attığı gol, 17 gol var. Allah Yar'ın yine transfer edilmesi, opsiyonun kullanılması ihtiyacı var. Zaysin opsiyonu çoktan kullanıldı. Zanka yaptığı istatistiklerle, yani mesela Lemos alınacağına, Tisserant alınacağına zaten elimizde Zanka vardı. O da o seviyedeydi dedirtti. Ya Fenerbahçe'nin özellikle stoper anlamında B-class stoper varsa zaten Zanka B-class'tı. Şimdi Tisserant da B-class, Lemos da B-class'ı aldın. Fenerbahçe'ye A-class stoper lazım ki Zalai'nin geldiğinde yarattığı farkı hep beraber görüyoruz. Fenerbahçe'nin önümüzdeki dönemde de net isimlere, net transferlere forma şansı vermediği sürece bu isimlerin kiralık gittiğini görebiliyoruz. Herkes Ademi'yi soracaktır. Ya Ademi'yi bu içerikte yapmak isterdim. Frey Allah Yar grafiğine koymak isterdim ama Ademi'nin süre bile almadığını görüyoruz. Ademi 6 maçta 277 dakika süre alabilmiş Karagümrük'te. Ne gol atmış ne asist yapabilmiş. Şimdi ben onun isabetli şut yüzdesini de paylaşsam yanıltıcı olacak. Bu yüzden Fenerbahçe kalitesinde olmayan isimleri de kiralama yoluna gitti. Gençleri de kiralama yoluna gitti ama ne yapacak edecek? Fenerbahçe gelecek dönemde forma şansı bulabileceği takımlara kiralaması hem genç oyuncuları hem elinde kadroda düşünmediği oyuncuları gelecek adına onları satabilme, onlardan tekrar kar edebilme adına çok daha yararlı olacaktır diye düşünüyorum. İzlediyseniz, beğendiyseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Umarız gelecek sene çok farklı bir videoda bu sefer daha verimli oyuncuların, daha verimli gençlerin olacağı bir kiralık oyuncular ne yaptığı içeriğinde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Hoşçakalın. Thank you.